Arkadaşlar selam. Bu bölümde rehber boyunca nasıl ilerleyeceğimiz üzerine biraz konuşalım istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Rehberin gecikmesinin temel sebebi anlatmam gerekenleri nasıl bir sırayla anlatmam gerektiği konusunda yaşadığım sıkıntı. Bu bir dil eğitimi olmadığı için oturup önce 30 saat C# anlatmak ve sonrasında Matrix IQ'ya geçmek manalı bir hareket olmayacaktı. Zaten internet üzerinde C# ile ilgili onlarca kaynak da var. Ayrıca yazılımcı olmadığım halde C# denilemesini anlatmaya kalkmak bence hadsizlik olurdu. Diğer taraftan C# anlatmadan Matrix IQ'yu da anlatamazdım. Ben de bu yüzden karma bir yöntem izlemeye karar verdim. Bu rehberin esas amacı Matrix IQ'da strateji yazımını anlatmak olduğu için biz Matrix IQ'yu merkeze alacağız. C# ile ilgili detaylara ihtiyacımız olduğunda o an ihtiyacımız olduğu kadar gireceğiz. Bu sebeple bazen önümüze ileri düzey C# bilgisi gerektiren konular çıkabilir. Bu gibi durumlar olduğunda ben o konuyla ilgili basit özetler geçmeye ve temel mantığını size anlatmaya çalışacağım. İlerleyen bölümlerde yani daha fazla bilgiye ihtiyacımız olduğunda geri dönüp detaylı olarak tekrar inceleyeceğimiz bazı konular da olacak. Bu sebeple niyetiniz sistematik olarak C# dilini öğrenmekse bu rehber sizin için uygun değil diyebilirim. Disappointed! Matrix IQ'nun bizler için hazırladığı fonksiyonlar ve bunları nasıl kullanacağımızı bilmek bizim için C# diline hakim olmaktan çok daha önemli olacak. Yani biz zaten örneğin market emri göndermek istediğimizde emri göndermek için gerekli olan bütün kodlama yapısını oluşturmuyoruz ki arkadaşlar. Matrix IQ ekibi bunu bizim için zaten hazırlamış. Bizim aslında bilmemiz gereken hangi fonksiyonu nerede kullanacağımız. Mesela market emri göndermek için send market order komutunu kullanmamız ve parantez içerisinde emir göndermek istediğimiz sembolün adını, göndermek istediğimiz adet sayısını ve emir yönünü yazmamız gerektiğini bilmek bize yetiyor. Biz bu komutu yazdığımızda fonksiyon gidip Matrix IQ ekibinin önceden hazırladığı kodları çalıştırıyor ve işlemi tamamlıyor. Arkadaşlar bakın, şu an ekranda bir önceki videoda gösterdiğim Michos sisteminin DLL dosyasının içini görüyorsunuz. Michos'ta toplasanız 14-15 tane keyword kullandık ve çoğunlukla birbirini tekrar eden yapılardı bunlar. Oysa bakın arka planda neler dönüyor. Burada yüzlerce hatta belki de binlerce kod parçacığı var. Bunların hepsi IQ tarafından otomatik olarak oluşturuldu. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bizim bütün bunların nasıl yazıldığını öğrenmemize gerek yok arkadaşlar. Zaten bunları öğrendiğinizde Matrix IQ'yu kullanmanıza da gerek yok. Oturup kendi programınızı yazıp onu kullanabilirsiniz. Bir market emri göndermek için send market order yazıp parantez içini doldurmak yeterli arkadaşlar. İşte bu kadar kolay IQ'yu kullanmak. Çünkü dediğim gibi aslında hazır bir şablon kullanıyoruz. Yapmak istediğimiz pek çok şey için hazır fonksiyonlar var. İleri seviyede C# bilmek size belki bazı noktalarda kolaylıklar sağlayabilir. Bir işi daha kestirmeden yapabilir veya yazılım versiyonuna daha uygun kodlar yazabilirsiniz. Ancak kesinlikle ve kesinlikle daha iyi bir sistem yazmanızı sağlamaz. Bu rehberde C# ihtiyacımız olduğu kadarına gireceğiz. Diğer yandan şunu söyleyebilirim ki Matrix IQ'daki hemen hemen bütün fonksiyonları, ne işe yaradıklarını ve ne şekilde kullanacağımızı bu rehberde elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hem sabah kahvenizi içerken izleyebilin hem de geri dönüp bakmak istediğinizde konu başlıklarını rahatça bulabilin diye videoları da mümkün mertebe kısa tutmak istiyorum. İlk amacımız uzaya roket göndermek ya da kurumsal bir şirkete Matrix IQ gibi bir program yazmak değil. Bize sunulan bu hazır şablonları kullanmayı öğrenerek borsa işlemlerimizi robota bağlamak. Bizim öncelikli istediğimiz bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, şimdilik eyvallah. Checking with the recovery forces to see what can be done at this point.